Değerli konuklar, Türkiye Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Sayın Edirama programı katılımlarıyla onurlandırmışlardır. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Presidenti Republikası Türkiye Zati Recep Tayyip Erdoğan ve Kryeminist Republikası Shqipri Zati Edirama na kanë nderuar me prezencën e tyre. Imi presim. Evet, değerli konuklarımızın da protokolde yerlerine geçmelerini önemli rica ediyoruz. I kërkojmë protokollit të zinë vendin e tyre. Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı, Sayın Arnavutluk Başbakanı, değerli konuklar, değerli basın mensupları, Arnavutluk'ta TİKA tarafından restorasyonu yapılarak yeniden ibadete açılacak olan Ethem Bey Camii açılış töreni vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Teşrif eden başta Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Sayın Edirama olmak üzere tüm konuklarımızı saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. I nderuar Zoti President, i nderuar Zoti Kryeminister, të nderuar të ftuar dhe ju antarë të medias. Jemi mbledhur për të inauguruar hapjen e xhamisë Ethem Bey, restaurimit e cilës u mundësua nga shoqata TIKA. Falenderojmë dhe përshëndesim me respekt në fillim presidentin e Turqisë Zotin Recep Tayyip Erdoğan dhe kryeministrin e Shqipërisë Zotin Edi Rama. Më pas të gjithë të pranishmit, mirë se erdhët. Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı, Sayın Arnavutluk Başbakanı, değerli konuklar. Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı Tiran Din Hizmetleri Müşaviri Vekili Hafız Ömer Baloğlu'nu sahneye davet ediyorum. Buyurunuz değerli hocam. Për të nisur programin me një pjesë kuranore, të nësken Hafizin Ömer Baloğlu nga përfaqësia çështje fetare në Tiranë të kryesisë për çështje fetare të Republikës së Turqisë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yekulune Rabbena وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن فالذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العظيم الفاتحة E falenderojm Hafizin Ömer Baloğlu. Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunan Din Hizmetleri Müşavir Vekili Hafız Ömer Baloğlu'na teşekkür ediyoruz. Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı, değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama'yı kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz Sayın Başbakanım. Të nderuar pjesëmarrës, ftojmë në foltore për fjalën e tij Kryeministrin e Republikës së Shqipërisë, zotin Edi Rama. E mi presim.
Brahma, falimderit. İyi akşamlar, teşekkür ediyoruz. Është knajsi, por është edhe një nder i veçantë që unë të jem këtu sot së bashku me një mik të madh të Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Burdu presidentin e nderuar të Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdoğan. Burada bulunmaktan ve aramızda bulunmaktan, özellikle de tüm Arnavutların ve Arnavut Cumhuriyeti'nin büyük bir dostu olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte bir araya bulunmaktan büyük bir memnuniyet ve büyük bir onur duymaktayım. Edhe në emër të presidentit ju kërkoj ndjes për vonesën. Cumhurbaşkanı da adında gecikme dolayısıyla herkesten özür diliyorum. E cila ishte pasoj e një agende pune shumë të ngjeshur të presidentit. Cumhurbaşkanın büyük bir yoğun bir iş trafiği dolayısıyla böyle bir gecikme dolayısıyla özür diliyoruz. Por nga ana tjetër besoj se pritja juaj këtu për të përtej orës lajmëruar. Ama bir taraftan da şuna inanıyorum ki sizin bekleyişiniz özellikle de belirtilen saatinden çok daha ötesinde gitmekle birlikte është një dëshmi prekse e një dashurie vlazërore, një dashurie të sinqertë dhe me thënë drejtën edhe një dashurie shumë të merituar tuajën për të. Tabii ki böyle bir bekleyişin sonucunda büyük bir aşkınızın, büyük bir sevginizin, büyük bir kardeşliğinizin ve özellikle de çok büyük samimi bir dostluğunun ve sevginin ve saygının göstermiş olduğundan dolayı bu bekleyişi göstermiş oluyorum. Ju e dini historinë dhimbshme, tragjike të fesë në Shqipëri. Sizler çok iyi biliyorsunuz ki daha önceki çok üzücü dinin geçmişinin. Tercüman mos më prit fjalën më një herë, të lutem. Më lë të mbaroj fjalën. Ju kërkojmë ndjes. S'ka problem. Dhe njëkohësisht e dini dhe historinë e rënd përmes cilës kaluan objektet e kultit, pavarësisht se cilës fe i përkisnin, përgjatë gjithë periudës barbarisë komuniste. Tabi ki önceki ve geçmişteki diktatörlüğün getirmiş olduğu olaylardan dolayı dini kurumların, dini eserlerin almış oldukları o darbe dolayısıyla halkımızın çok büyük bir üzüntü içerisinde uyduğunu hepimiz çok şahidiz ve biliyoruz. Ve sigurisht që në Shqipërinë pas rrëzimit të diktaturës plagët ishin të panumërta, nevojat ishin të panumërta, hallet ishin të panumërta dhe adresimi i kësaj plage i shërimit të objekteve të kultit mbeti për një kohë gjatë pas dore. Tabii ki diktatörlük sonrasında demokrasinin gelmesiyle birlikte bu dini kurumların almış oldukları çok büyük yararları mevcuttur. Çok büyük sıkıntılar mevcuttur ve ister istemez bu dönem içerisinde büyük bir yardıma ihtiyaç ve muhtaç olduğunu hepimiz biliyoruz. Mirpo, nga ana tjetër, unë besoj se këto objekte, unë besoj se xhamit, kishat, të qetë, dhe të gjitha objektet cilat në shekuj unë ngritën brez pas brezi në emër të Zotit, nuk u përkasin vetëm atyre që i vizitojnë ato për kryë rritet e tyre. Por i përkasin thesarit të kulturës son, i përkasin kujtesës son historike,
i përkasin shpirtit ton dhe si tilla ato duhen me patjetër pasur kujdes, duhen me patjetër rilindur, duhen me patjetër t'i vihen në dispozicion brezoj që vijnë. Tabii ki bu dönem içerisinde ortada olan ve kalkınmaya muhtaç olan tüm bu dini kurumlar, dini eserler, kilise olsun, cami olsun, tekkeler olsun, zaviyeler olsun fark etmez. Hangi kuruma ve hangi inanca ait olursa olsun hiç fark etmez. Benim inancıma göre bir tarafta sadece ve sadece bu tür kurumlara, bu tür eserlerde ibadetlerini yerine getiren tüm inançlı insanlara değil, aynı zamanda bizim toplum olarak bir kültür mirasımızın bir simgesi olmakta devam etmektedir. Për Shqipërinë ato janë po ashtu dëshmia e jashtëzakonshme dhe e prekshme e një bashkëtese fetare që na ka karakterizuar vimësisht si një shëmbull i mrekullueshëm që kemi trashëguar nga të parët tan dhe kemi detyrën të trashëgojmë fëmijëve tan. Tabii ki bu tür eserlerin, dini eserlerin ve ibadethanelerin korunması ve muhafaza edilmesi ayrıca de bizim bir ülke olarak, bir Arnavutluk topluluğu olarak tabii ki bir görev olmakla birlikte hepimizin bunların muhafaza etmekte ve bunların yürütmekte görev icap ediyordu. Dhe në përpjekjen tonë për ta rilindur këtë aspekt të trashëgimisë son kulturore, ne kemi gjetur tek presidenti Erdoğan një partner të pazëvendësueshëm. Ve bizim bu görevimizi yerine getirmek için, yani bu tür eserlerin muhafaza noktasında bir hizmet almak için Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir destek ve büyük bir saygı gördük ve bulduk. Fal kujdesit ti të posaçëm dhe drejt për drejt. Fal angazhimit të agjencisë turke të bashkëpunimit TIKA. Fal bashkëpunimit me historianët, me inxhinierët, me restauratorët turq të atyre shqiptar, ne sot kemi disa nga xhevahiret më të çmuara të trashëgimisë son kulturore që i përkasin fesë islame, të cilat janë rilindur plot shkëlqim. Siç ka rilindur plot shkëlqim dhe kjo xhami e Tembeut, që është një nga simbolet më domethënëse të historisë son, por edhe një nga pasqyrat ku mund të shihet lidhja jon e vjetër tradicionale me popullin vllah turk. Sayın Cumhurbaşkanı sayesinde, destekleri ve katkıları sayesinde ve tabii ki TİKA kurumun vermiş olduğu destekleri ve katkıları sayesinde tabii ki diğer tüm katkıda bulunan kurumların ve özellikle de tabii ki de Arnavut halkının ve tüm kurumlar sayesinde bu tür dini kurumların, dini ibadetlerin canlandırılması gerçekleştirilmekle birlikte özellikle de bu tür kurumlar ve bu tür ibadethanelerin bir Arnavut'un simgesi haline gelmekle birlikte ihtişamını devamlı korunmaktadır. Diğer taraftan da şunu söylemek istiyorum ki özellikle de bugün açılış yapmak olduğumuz Ethem Bey Camisi'nin de ihtişamının ve Arnavut'un geleneğini ve aynı zamanda da geleneksel tarihçesini muhafaza etmekle aynı zamanda bu tür camiyi, bu muhteşemliğini ve ihtişamını korunmakta hepimizin görev olarak bilmektedir. Camide Çendrës Mesjetare të Beratit, camia e mrekullueshme e Gjirokastrës, të cilat janë po ashtu restauruar dhe kanë rilindur fal kësaj përkujdesje, nuk janë sot vetëm objekte kulti të cilat u shërbejnë më së miri besimtarëve musliman, por janë edhe pika referimi për të gjithë ne, për të gjithë komunitetet dhe për të gjithë ata që vizitojnë Shqipërinë në të gjithë diversitetin e saj. Gerekse Berat'taki Merkez Cami, gerekse Gjirokastër'daki Merkez Cami ve diğer önemli camiler sadece ve sadece
Oradaki içerideki ibadetlerini yerine getiren Müslümanları ve inançlı insanların hakimiyetine değil, aynı zamanda hepimizin çok büyük ve önemli bir eser oluşturmakla birlikte, diğer taraftan da ihtişamlarıyla birlikte ve tarihçilerin vermiş oldukları bilgiler sayesinde bu eserlerin ve bu güzelliklerinin ortaya çıkarıyorlar. Kjo është një përpjekje që vazhdon dhe unë po e mbyll fjalën time me kënaqësinë që së shpejti fal marrëveshjes të nënshkruar dhe punës që po bëhet aktualisht për projektin do të fillojë edhe puna për rilindjen e xhamis plumbit në Shkodër, një nga perlat e trashëgimisë son kulturore. Tabii ki bunlarla kalmayıp ben bu mücadelemiz devam etmektedir. İmzalanan ve anlaşmalar dolayısıyla bir sürü projeler de gerçekleştirilecektir. Bu vesileyle bir tarafta da en kısa zamanda yaptığımız anlaşmalar doğrultusunda en kısa zamanda İşkodra'daki Kurşunlu Camii'nin de kalkınması ve tekrardan o canlılığı ve o ihtişamına kavuşması dileğimle aynı zamanda bu tür çalışmaları gerçekleştireceğimize inanıyorum. Ndërkohë që me mbështetjen e presidentit dhe në bashkëpunim me agjencin TIKA do të vijojmë punën edhe me ndihmën e vyer të ministrit të turizmit dhe të kulturës së Turqisë dhe të gjithë strukturës së asaj ministrie për të vazhduar përpjekjen e bukur për rilindjen e Beratit, Gjirokastrës dhe vetë Shkodrës. Shumë faleminderit për vëmendjen tuaj, për durimin tuaj. Unë e di që ju këtu s'keni ardhur për mua, keni më ardhur për atë që vjen mbas meje. Kështu që un po hap krahun kur i thon fjalës dhe paçi shëndet, mirësi dhe mbarësi dhe Zoti qoftë me ju dhe me familjet tuaja. Faleminderit. Tabii ki Berat takim, Gjirokastra di ve Shkodra'daki kurumlar, dini kurumlar canlanmasıyla ilgili bir tarafta Cumhurbaşkanı'nın katkıları, bir tarafta TİKA'nın yapmış olduğu çalışmaları ve diğer tüm mücadelemizi devam edecektir. Ayrıca de ben çok fazla sözümü uzatmak istemiyorum. Çünkü benim bildiğim gibi siz arkamdan gelecek olan saygıdeğer Cumhurbaşkanı bekliyorsunuz. Dolayısıyla herkese saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Sayın Edi Rama'ya konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. E falenderojm kryeministrin për fjalimin e tij. Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı, değerli konuklar, şimdi TİKA tarafından hazırlanan bir film var. Onu izliyoruz. Buyurunuz lütfen. Tani ne ndjekim filmin prezantues përgatitur nga TİKA. Arnavutluğun başkenti Tiran'ın göz bebeği Ethem Bey Camii. Bu eşsiz eser bir zamanlar şehrin en görkemli yapısı olmasının yanı sıra mimari değeriyle de Arnavutluğun günümüze ulaşan en önemli kültürel miraslarından birisi olarak kabul ediliyor. 1793'te Molla Bey tarafından yaptırılmaya başlanan, Molla Bey'in ömrünün vefa etmemesi nedeniyle oğlu Ethem Bey tarafından 1822 yılında tamamlanan Ethem Bey Camii, Tiran'da Osmanlı döneminde inşa edilen 8 büyük camiden günümüze sağlam olarak ulaşabilen tek cami konumunda. Mimarisi bakımından Osmanlı dönemi Türk yapı sanatı usullerine uygun olan bu güzide eser, gerek harim mekanını, gerekse son cemaat mahallini kaplayan kalem işi renkli bezemeler ve resimlerle Balkanlarda çok yaygın olan bir sanat anlayışına sahip. Hemen yanı başındaki bir başka Osmanlı dönemi eseri olan Saat Kulesi ile birlikte şehrin merkezinde yer alan Ethem Bey Camii, ülkede birinci kategori kültür anıtı olma özelliğini taşıyor. İki ülkenin ortak tarihi ve kültürü açısından önemli bir yere sahip olan caminin korunarak gelecek nesillere aktarılması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla TİKA tarafından 2018'de kapsamlı bir restorasyon çalışması başlatıldı.
konservasyon ağırlıklı restorasyon uygulaması kapsamında cami içindeki kalem işleri ve bezemeler sağlamlaştırılarak itinayla temizlendi. 2021 yılında tamamlanan çalışmalar kapsamında caminin kubbe ve minaresindeki kurşun kaplamalarıyla çatısı yenilenirken yapısal sağlamlaştırma ve çevre düzenlemesi çalışmaları da tamamlandı. Gündüzleri bir cevher gibi Tiran'ı süsleyen tarihi yapı, gerçekleştirilen dış cephe aydınlatma sistemiyle geceleri de tüm zarafetiyle gözleri kamaştırmaya devam ediyor. 5 kıtada, 150'ye yakın ülkede kalkınma merkezi işbirliği çalışmaları yapan TİKA, gerçekleştirdiği restorasyon projeleriyle ortak tarihi miras niteliğindeki kültür hazinelerini gelecek nesillere ulaştırmaya devam ediyor. İşte bu hazinelerden biri olan Ethem Bey Camii, iki ülkenin dostluk ve kardeşlik nişanesi olarak daha nice yıllar Tiran'da parlamaya devam edecek. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Arnavutluk'ta TİKA tarafından restorasyonu yapılarak yeniden ibadete açılacak olan Ethem Bey Camii açılış törenini katılımlarıyla onurlandıran Türkiye Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, Presidentin Republikası Türkiye'si Zotin Recep Tayyip Erdoğan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Başbakan, değerli dostum, aziz kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli misafirler, sizleri selamların en güzeliyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Me emrin Allahut, Gjeleshanuhu, Mëshiruës, Mëshirëbërës. I nderuar Kryeministri i Shqipërisë, miku im i dashur, të nderuar motra dhe vëllezërit e mi shqiptar, të nderuar të ftuar dhe miq, më lejoni t'u përshëndes me përshëndetjen më të bukur dhe me ndjenjat më të përzemërta me konsideratën më të lartë. Esselamu aleykum ve rahmetullahi. Bugün bizleri bir araya getiren, gönüllerimizi böylesi güzel bir vesileyle buluşturan Yüce Allah'a hamdü senalar ediyorum. Falenderoj Allahun fuqi plot i cili na bashkoj sot këtu zemrat tona në këtë shesh. Sabrınız, muhabbetiniz ve ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ju falenderoj gjithë secilin nga ju për durimin, për besën, pritjen që na keni bër deri më tani. Biliyorum ki Üsküp'ten geldiniz. Biliyorum ki İşkodra'dan geldiniz. Edi çekeni ard nga Shkupi. Saatlerce burada beklediniz. Keni prit me orë të tëra. Ve bugün Arnavutluk'ta her bakımdan
dolu dolu bir gün geçiriyoruz. Dhe sot këtu në Shqipëri jemi duke përjetuar një ditë shumë speciale dhe të veçantë, plot emocione. Kosova'dan gelen kardeşlerim var. Onlara da kalbi selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Jan vlezit e mi të cilët kanë ardhur dhe nga Kosova, dua t'i falenderoj dhe t'i përcjell përshëndetje mira më të përzemërta. Aramızdaki kardeşliğin nişanesi olan eserleri, projeleri hizmete açmanın sevincini paylaşıyoruz. Pandaim në të njëjtin kohë lumturinë, kënaqësinë e inaugurimit dhe të hapjes së këtyre veprave të restauruara nga Tika. Bu sabah Türkiye tarafından Laç'ta inşa edilen deprem konutlarının teslimini gerçekleştirdik. Sot në mëngjes ishim në Laç ve bëm dorëzimin e banesave të tërmetit të cilin ishte investim i Turqisë. Eylül ve 26 Kasım 2019 tarihlerinde meydana gelen depremlerin yaralarının sarıldığını görmekten büyük bir memnuniyet duyduk. İş diyem knaqësi kur pam se ishin shëruar plagët e shkaktuara nga tërmeti i 21 shtatorit dhe 26 nëntorit të 2019-s. O depremde ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Dhe me këtë rast shpreh ngushëllimet e mia dhe lut Zotin e gjithësisë që të mëshiroj shpirtat atyre që ranë në tërmet. 522 konutun bugün tesliminden gerçekten milletim adına iftihar duydum. Realisht jam ndjer shumë i lumtur sot kur pash që po dorëzoheshin familjeve të prekura nga tërmeti 522 banesa. O dönemde Başbakan Edirama kardeşimle sürekli irtibat halinde olduk. Ve gjatë asaj periudhe kam qenë vazhdimisht në kontakt me Zotin Kryeminister, mikun tim. Bu eserler meydana geldi. Dhe në fund arritëm që të finalizojmë këto vepra. Az önce Arnavutluk Meclisi'nde sizlerin temsilcilerine hitap etme imkanı buldum. Pak më par isha në kuvendin e Shqipëris ku mbajta dhe fjalimin e radhës për para deputetve të kuvendit dhe njëkosisht përfaqësuesve tuaj. Şimdi de Ethem Bey camiimizin TİKA tarafından yapılan restorasyonu sonrasında yeniden ibadete açılışının bahtiyarlığını yaşıyoruz. Ve përsëri jemi këtu për të ndarë këtë kënaqësi të veçantë, mbas edhe shumë speciale, sepse po hapim një nga veprat më madhështore në qendër të Tiranës me donacion nga Turqia dhe kryesisht me restaurim me kontributet e TİKA-s. Türkiye'nin ve Arnavutluğun ortak tarihi ve kültürel mirası olan Ethem Bey Camii aynı zamanda Tiran'ın mücevheridir. Kjo vepër cevahire në mes të Tiranës reflekton kulturën, vlerat e përbashkëta kulturore të Shqipërisë dhe Turqisë. Evladı Fatihan tarafından ilmek ilmek işlenerek her bir noktasına, her bir zerresine el emeği, göz nuru dökülerek inşa edilen camimiz hamdolsun bugün o eski ihtişamına, o mimari zarafetine yeniden kavuşuyor.
lavdi Zotit të gjithësisë që sot kjo vepër unike e cila na paraqet një kuptim shumë të imët dhe të holë të artit që është përdorur në të në stilin më të përhapur në Ballkan me stolit shumë gjyshe të vizatuara, të pikturuara me dorë, është nder strukturat më të dalluara që mbart metodat e periudhës osmane e deri në ditët e sotme. Kalem işi renkli süslemeleriyle Balkanlarda çok yaygın olan ince bir sanat anlayışını bizlere sunan bu eşsiz eser mimarisi bakımından da Osmanlı dönemi usullerini günümüze taşıyan en güzide yapılar arasında yer alıyor. Është një vepër kryesisht që na pasuron, na reflekton nga brezat, nga traditën e arkitekturës dhe të metodave të cilët janë përdorur gjatë ndërtimit të kësaj xhamie deri në ditën e sotme dhe shpresoj që të kjo të pasohet edhe për brezat e ardhshme. Gündüzleri Tirana ayrı bir güzellik katan camiimiz inşallah bundan sonra geceleri de dış cephe aydınlatmasıyla görenleri kendine meftun bırakacaktır. Besoj se xhamia jon e Tembeu tashmë, përveç se gjatë ditës reflekton një bukuri tjetër në mes të Tiranës, por tashmë dhe me ndriçimin e jashtëm të saj që është instaluar, do t'i japi një pamje fantastike dhe shumë magjepse për këtë që shikon të xhami. Türkiye olarak kültürel mirasımıza ait eserleri ihya etmenin yanı sıra Arnavutluğun kalkınmasına da destek olmaya önem veriyoruz. Kështu që ne si Turqi japim përparësi nëpërmjet TIK-s restaurimit mirëmbajtjes të këtyre monumenteve kulturore dhe njëkohësisht kontribuojmë në zhvillimin e Shqipërisë. Bu kapsamda TIK-a marifetiyle 1996 yılından bu yana 546 projeyi hayata geçirdik. Ve nëpërmjet kanalit financuës të TIK-s nga viti 1996 dhe deri më tani janë realizuar 546 vepra konkrete. İnşallah bundan sonra da Arnavut halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Ve shpresoj, dëshiroj me zemër që tash e tutje do vijojmë të qëndrojmë pranë vëllezërve tanë shqiptar. Fevkalade bir durum olmaması halinde inşallah Ramazan'a kadar namazgah camiini de bitireceğiz. Uroj dhe dëshiroj që shumë shpet base deri në muajin e Ramazanit ta kemi zgjidhur dhe problemin e xhamisë namazgah. Balkanlarda Türkiye ve Arnavutluğun yakın, samimi, etkin işbirliğiyle üstesinden gelinemeyecek hiçbir mesele olmadığına inanıyorum. Duke ditur se Shqipëria është një aleate, një mike e ngushtë dhe e sinqertë e Turqisë në krahasim dhe në raport me vendet e Ballkanit. Për sa kohë ky bashkëpunim kaq i ngushtë do vazhdojë mes nesh, nuk ka asnjë lloj problemi, asnjë lloj sikleti që nuk mund ta zgjidhim. Değerli dostum, Başbakan Edirama ile birlikte inşallah bu tür eserlerimizi bir an önce hayata geçirmenin kardeşliğimizin bir gereği olduğuna inanıyorum. Së bashku me mikun tim, me kryeministrin e Shqipërisë, për sa kohë të vijojmë kështu kram kra dhe me këtë lloj bashkëpunimi kaq të ngushtë. Do keni akoma vepra të tjera të tilla, të cilat do realizohen, do finalizohen
dhe do vije në shërbimin tuaj. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Ethem Bey Camii'mizin Arnavutluk'taki kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. İndolur brenda këture ndjenjave dhe mendimeve në përfundim të fjales time me rastin e rast e kësaj ceremonie për inaugurimin dhe hapin e xhamisë Ethem Beut. Uroj, dëshiroj nga zemra që të jetë e dobishme, të sjellë dobi, qoftë e hajrit për juve dhe e gëzofshit. Restorasyon sürecine verdikleri destek için Sayın Başbakan'ın şahsında Arnavutluk makamlarına şükranlarımı sunuyorum. Me këtë rast, ndëruar vlezër më lejoni që në personalitetin e miku tim të kryeministit të Shqipërisë të falenderoj gjithë autoritetet shqiptare të cilët përgjatë kësaj këtij procesi na kanë qëndruar pranë me suportin dhe mbështetjen e tyre. Bu güzel camide edilecek duaların, yapılacak ibadetlerin hak katında kabul ve karin olmasını niyaz ediyorum. Me këtë rast, në të njëjtën kohë, lutëm Allahu Xhaleshanuhu që pasi të hapet xhamia, duat, ibadetet, lutjet, adhurimet që do bëhen në xhami, të pranohen tek i madhi Zot. Rabbim bizi sevgisiz, susuz, havasız, vatansız, aynı zamanda mabetsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın diyorum. Elü zotin tim ya Rabbi, mos na lër pa dhe, pa fe, pa xhami, pa minare, pa lutje, pa dashuri, pa ujë e pa ajër. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Respekte, me respekte, me dashuri për gjithë ju që na dëgjuat deri më tani. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkürlerimizi sunuyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama'yı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Falenderojmë shkëlqësinë e tij, Presidentin e Republikës së Turqisë për fjalimin kuptimplot dhe lusim që të qëndrojë pak minuta këtu në skenë. Njëkohësisht duam të falenderojmë mikun e tij, kryeministin e Shqipërisë, zotin Edi Rama. Njëkohësisht ftojmë dhe ministrat e dy qeverive, Sayın Türkiye ve Arnavutluk bakanlarını, Sayın Büyükelçileri, autoritetet drejtore të përgjithshëm, Sayın Türkiye Diyanet İşleri Başkanını, Sayın Tika Başkanını, Komitet Müslüman të Turqisë, sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Etikës, urdhëroni në sken. Ve Sayın Tiran Belediye Başkanını sahneye davet ediyoruz. Ve njëkohësisht kryetarin e Bashkisë së Tiranës. Değerli konuklar, şimdi dua yapmak üzere Türkiye Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş'a mikrofonu takdim ediyorum. Buyurunuz başkanım. Të nderuar miq, tani në këtë ceremoni të hapjes do kemi dhe një lutje, një dua e cila do bëhet nga kryetari i Dianetit të Turqisë, Zoti Ali Erbaş. Urdhon. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin ve la udvane illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ey yerlerin, göklerin ve bütün kainatın yoktan var edicisi Yüce Mevlamız, ellerimizi senin rızan için kaldırdık. Bizleri dergâh-ı uluhiyetinden boş çevirme Allah'ım. Ya Rab, sen Rahmansın, Rahimsin, Rahimsin. Bizi senin yolundan ayırma Allah'ım.
sırat-ı müstakim üzere daim eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, şu anda Beytullah'ın Mescid-i Nebevi'nin şubelerinden birisi olan Arnavutluk Tiran Ethem Bey Camii'nin açılışı için toplanmış bulunuyoruz. Camimizin açılışını hayırlı eyle Allah'ım. Hayırlara vesile eyle Allah'ım. Cemaatini bol eyle Allah'ım. İçini çocuklarla, gençlerle şenlendir Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, mabetlerimizin göğsüne namahremeli değdirtme Allah'ım. Minarelerinden ezanlarını eksik eyleme Allah'ım. Kıyamete kadar bu camimizin minarelerinden ezan seslerini dindirtme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin, Ethem Bey Camii'nin yapılmasında emeği geçen, başta babası Molla Bey olmak üzere, Molla Bey'in ve kendisinin ve bugüne kadar emeği geçmiş olan ve ahirete irtihal etmiş olan bütün kardeşlerimizin ruhlarını şad eyle Allah'ım. Makamlarını cennet eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bu camimizin bugün tamir edilmesinde emeği geçen işçisinden mühendisine ve bütün yetkililerine dua ediyoruz. Onların geçmişlerin ruhlarını şad eyle Allah'ım. Türkiye ve Arnavutluk ülkesinin bütün vatandaşlarının kardeşliğini daim eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bugün depremzedeler için yapmış olduğumuz yuvaları hayırlı eyle Allah'ım. Yuvalarında depremzedelerimizi huzurlu eyle Allah'ım. Huzurlu bir şekilde kendilerine uzun ömürler nasip eyle Allah'ım. Kâfeyi ehli iman ve ehli İslam ervahı için, cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için, Allah rızası için El-Fatiha. Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Sayın Profesör Doktor Sayın Ali Erbaş hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Sayın Edirama, Arnavutluk'ta TİKA tarafından restorasyon yapılarak yeniden ibadete açılacak olan Ethem Bey Camii açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştireceklerdir. Falenderojmë kryetarin e Dianetit Turk për lutje dhe duan i cili e bëri këtu prezencën tuaj dhe tani jemi gati që të bëresim kurdelen, shëritin e hapjes inaugurimit nga presidenti i Republikës së Turqisë zoti Erdoğan dhe nga kryeministri i Shqipërisë zoti Edirama. Sevgili kardeşlerim, bugünün hatırasına bu makaslar kordelayı kesenlerin kendisinde kalacak. Të dashur motra dhe vëllezërit e mi, për hir të kësaj dite, gërshërat që kemi në dorë, pasi të presim shëritin, do t'i mbajmë për vete, nuk do t'i kthejmë mbrapsht. Dualar yapıldı, şimdi de kordelayı kesiyoruz. Lutjet u bën dhe jemi gati për ta prerë shëritin. Ya Allah, bismillah. Me emrin e Zotit. Değerli konuklar, Türkiye Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Sayın Edirama, Arnavutluk'ta restorasyonu tamamlanan Ethem Bey Camii açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş ve tüm Müslüman aleminin, Arnavutluk'ta yaşayan tüm dostlarımızın hizmetine sunmuştur. Hayırlı uğurlu olsun. Ruar vlezër dhe motra, ekzok shik të gjami, gjamine e tempeut, restauruar nga TIKA dhe inauguruar nga presidenti i Turqisë zoti Recep Tayyip Erdoğan dhe nga kryeministri i Shqipërisë zoti Edi Rama. Takzori gjamin. Günün erken saatleri itibariyle bu meydanda
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekleyen, yağmura aldırış etmeden bekleyen siz saygıdeğer konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ju falendeshum miq dhe të ftuar tan për këtë pritje të qartë. Ju kërkojmë halalin. Ju falendeshum. Gününüz aydın, geleceğiniz umutla dolsun. En güzel günler sizlerin olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Ju falenderoj edhe një herë, qofshi në mbrojtjen e Allahut, në mbrojtjen mëshirën e Zotit. Thank you.
Thank you.
Thank you.